Fortnite'da Ali Kabonek geliyormuş. Haa, dur bakayım neymiş. Mobil oyun için C# kullanıyorum. Papa John's mesaj attı. Teknobiyatik güvenli mi? Güvenli. Çok iyiler. Fortnite. Ya asıl şey açıkladılar. Aa bu çok güzel. Bu aynen bu herifleri satın almışlardı. House Party diye bir firmayı satın aldılar bu herifler. Fortnite bu arada Epic Games tam bir fayfet. Korona çıkmadan 6 ay önce sırf oyuna entegre etmek için House Chat diye bir şey satın aldılar. Voice Chat ve Video Chat sistemine. Korona patladı, House Party app'i ayrı patladı. Normalde entegre için aldıkları app bir anda %500 daha fazla indirilmeye başladı. Cidden hem şanslılar hem fayfetler yani herifler. Neyse. Şöyle yapıyorsunuz. Sistem çok güzel bu arada. Telefonda House Party app'ini indiriyorsun. Lobby'ye giriyorsun. House Party zaten Fortnite app ile birleşiyor. Böyle birbirlerini görebiliyorsun. Birbirini oyun oynarken görebiliyorsun böyle. Çok güzel olmuş bu arada. Çünkü yani Fortnite elinde sonunda bu kadar tutmasının sebebi tek başına oynamak değil. Arkadaşlarına oynamak. PlayStation'da var. PlayStation'da, PC'de, Xbox'a fark etmiyor. Nerede oynarsan oyna. Çalışıyor. Mesela Türkiye'de o yüzden tutmadı Fortnite. Hiç kimsenin arkadaşı yok. Ah be. Sen. Ben alırım bu arada. Ben alırım. Ben buna para veririm bu arada. Ben bunu alırım bu arada. Arkamdan Baby Yoda gelecekse alırım ben bunu. Hiç. Yani kesinlikle alırım. Oynamasam bile alırım olsun diye yani. Son kostümdür. Yok büyük ihtimalle bu şey olacak. Deadpool gibi olacak. Deadpool veya Aquaman gibi olacak. Ekstra para verip veya... Gerçi Deadpool şey değildi. Sonuncusuydu. Oynarım ya. Allah kahretsin yani. Oynarım yani. Baby Yoda'yı istiyorum. Ne olur ya. Gerek yok ya. Konuşalım ben Discord'dan.